Bu noktada ALB menkul değerlere dönelim. Analist Enver Erkan karşımızda olacak. Avrupa Merkez Bankası beklenirken Euro dolar paritesi için beklentileri soralım. Enver, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Burçak, hoş bulduk. Şimdi Euro dolar tarafına bakıyoruz. 1.37 korunuyor ama tabii Avrupa Merkez Bankası'nın nasıl bir karar vereceği, Draghi'nin neler söyleyeceği önemli. Dolayısıyla bugün oynaklık artabilir mi? Hangi seviyelere dikkat etmek gerekecek? Evet, Euro dolar paritesi için bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Draghi'nin piyasaya vereceği sinyaller belirleyici olacak. Son birkaç gündür Euro bölgesinden gelen güçlü datalar vardı. Genellikle gelen veriler Euro lehine olmasına rağmen Euro dolar paritesindeki yükselişin çok fazla olamadığını gördük ve buralarda 1.37.40 1.37.70 seviyeleri civarında bir sıkışma söz konusu. Bu da Euro dolar paritesinin Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek kararları beklediğini gösteriyor. Genel beklenti faiz politika faizinde veya mevduat faizinde uygulama alanında bir değişiklik olmaması yönünde. Fakat IMF'nin özellikle son verdiği mesajlar Avrupa Merkez Bankası'nın sürpriz bir faiz indirimine veya genişlemeci başka bir önlem alması ihtimalinde doğuruyor. Bu ihtimal az olsa da yok değil. Arda Draghi'nin konuşmaları çok önemli olacak. Aynı zamanda bu faiz indirimi veya geleceğe yönelik olarak sözlü yönlendirme şeklinde ileride bir faiz indirimi veya negatif mevduat faizi olabileceğine yönelik bir sinyal verirse Euro dolar paritesinde yine aşağı yönlü hareket görülebilir. Burada 1.37 korunması gereken bir destek seviyesi olarak görünüyor Euro dolarda. Euro dolar paritesi 1.37 seviyesinin aşağısına geçerse ancak teknik görünümünü aşağıya doğru çevirebilir. Yukarıda 1.38'lere yaklaştıkça Euro dolar paritesinde yukarı hareket biraz daha sınırlı kalıyor. Eğer ki bugün herhangi bir değişiklik olmaz ve Draghi de ekonominin toparlanmakta olduğuna vurgu yapıp genişlemeci önlemleri ötelerse bu sefer de yukarı yönlü hareket görebiliriz. Orada da 1.38 seviyesinin üzeri tutunması gereken bir seviye olarak görünüyor. Evet Enver, peki içeriye dönüp bakarsak dolar TL 2.20'nin hemen üzerinde. Bunun altına gelmesi, yani 2.20'nin altına gelmesi ihtimali ne kadar kuvvetli gözüküyor? Bu hareket devam edecek mi? Ne dersin? Şimdi piyasalardaki politik risk algısının azalması özellikle gelişmekte olan Doğu Avrupa ülkesi para birimlerine ve tabii ki liraya da pozitif yönde katkı yaptı ve dolar TL gevşeme eğilimine girdi. Dün de Amerika'dan gelen negatif datalar, ADP tarım dışının beklentilerin altında kalması ve aynı zamanda ISM hizmet endeksinin beklentilerin altında kalması dolar TL'ye biraz gevşeme konusunda yardımcı oldu diyebiliriz. Orada 2.20 psikolojik desteğine dayandıktan sonra bir miktar yukarı tepki var ve an itibariyle 2.21 civarlarında bir seyir söz konusu. 2.21.60 seviyesi üzerinde tutunursa yeniden yukarılara 2.22.40 seviyesine doğru bir hareketlenmesi söz konusu olabilir. Mevcut seyir şu anda sakin görünüyor. 2.20 seviyesi aşağıda sınır olmaya devam ediyor. Yarın tarım dışı açıklanacak. Önemli görünüyor dolar TL paritesi için. Burada eğer ki 2.20 aşağısında günlük kapanış gelirse dolar TL'de de 2.19-2.18 bantlarına doğru bir hareketlenme ileride söz konusu olabilecektir. Peki Enver, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada biz konuşurken 2.19.80'lere doğru dolar TL'de bir hareket var. Bakalım öğleden sonra da bu hareket devam edebilecek mi? Merkez bankalarını izliyor olacağız. Saat 14'te piyasaya bakışta tekrar birlikteyiz.